kardeşlerim. Dün açtım bu filtreyi. Yalnız evet burası şişmiş ve kapalı aksam yani. Bunu açamıyorum motorunu. Motor yanmış. Yanmış derken evet yanmış, ısınmış ve kasma yapmış. Bakın şuralardan da belli oluyor. Bunu değiştirmek çok zor yani. Bu çıkan bir aksam değil. Buraya resmen monte etmişler. Mıknatısı pervanesi de sıkışmış. Ama ben buna hiçbir şey yapmadan bu kablosunu kesip alacağım buradan. Yani buraya farklı bir kafa motoru koyup bu filtreyi yine çalıştırmayı düşünüyorum. Ya bu içine değil de emiş borusuna takacağım. Yapacak bir şey yok. Yani bunu bir şekilde toparlayacağız. Bu arada yem attım. Havuzu da göstereyim. Hemen son duruma başlamışken. Bakın kıpır kıpırlar maşallah, bir sıkıntı yok. Ya bir kardeşimiz demişti yorumlarda moliler mercimeğe fırına vermişse yavrulamış olabilir. Sanki moli yavruları evet küçükler de var gibi, arada sırada görüyorum rafyaların arasında, siyah olduğu için belli oluyorlar. Onun dışında gambusyalar bir iki üç tane var kaldı. Onlar da sanırım erkek. Lepisteslerle falan çiftleştiklerini gördüm. Zaten lepistesler, platiler, mületiler hepsi mercimeğe fırına veriyor çok şükür. Yavru var mı yok mu tam olarak bilmiyorum. Bir kardeşlerimizin önerileri üzerine batırdım o rafyaları. Yani arka tarafta hem yerden yukarı doğru battı. Umarım vardır bir şey. Bakın gambusya da yemiyor. Gambusyalar da artık yem yemeye başladı. Ya bugün hava yeni yeni düzelmeye başladı İstanbul'da. Çatalca'ya gideceğim. Ama emin olmak istiyorum. Yani şimdi bu havada gitmek olmaz. Her an yağmur yağabiliyor, Nisan yağmurları İstanbul'da. Onun için yani bugün böyle olsun, ısınsın iyice hava bir. Onun dışında hemen yarın mesela yine böyleyse gideceğim. Kısmetse bakalım. Havuzda durumlar böyle kardeşler. Hemen içeri geçeyim, yine size içeride de söyleyeceklerim var. Pirelerimiz devam ediyor çoğalmaya çok şükür. Küllerinden doğdular. Akvaryumumuzun ışığı yanmadı. Ya bu ilaç tedavisi uyguluyorum. Bayağı şişti bu dişiler. Yalnız yani bir fayda gördün mü diyeceksin. Yok. Hatta bir tanesi böyle, bir tanesi daha öyle oldu şurada hafiften. Bu bayağı bir pul mul kabarttı. İlk zamanları iyiydi ama şimdi pek iyi diyemem yani. Her an her şey olabilir. Her şeye hazırladım kendimi. Yani kurt dökücü ilaç bile, yani iç parazit ilacı bile kullandım. O yemleri birçoğu yedi bakalım. Yiyenlere iyi gelecektir umarım. Yani şu dişi, dolu dişi, en çok dolu dişi. Bakalım ne yapacağız onu, nasıl kurtaracağız bunları ya. Vallahi dişi böyle yüzemiyor, kuyruğu yukarı dikiliyor falan. Ama gücü kuvveti yerinde dürttüğüm zaman sağa sola kaçıyor. Bakalım ne olacak. Ben de farklı bir müdahale yapamıyorum. Hani bu forumlarda okuduğum ilaçların dışında. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Hani şimdi pullarını kabartmış tuz banyosu yaptırmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Bakın yani aslında çok da böyle bir perişanlık bir durumu yok. Böyle arada bir dikiliyor, yüzüyor, müzüyor. Sadece iç parazitten dolayı pul kabartma. Yani çok araştırdım. Bu ilaçlarla çözüm bulmuşlar. O ilaçları sonradan paylaşacağım ama bakalım ben bulabilecek miyim? %100 kesin çözüm falan diye reklamını yapmışlar. Bakın öteki dişi de burada. O da hafiften pul kabarttı. Şöyle göstereyim. Yani inşallah bir şey olmaz. İnşallah kurtarırız ya. Bunları aldık öyle. Üretiriz diye. Durum bu kardeşler. Şimdilik hoşça kalın. Devam edeceğim. Son duruma. Görüşmek üzere. Merhaba kardeşler. Biliyorsunuz bitki satışım var bir tane ama birkaç kardeşimizle görüştük, mörüştük, neticelendiremedik. Ben de bitkiler çok uzamıştı. Budadım. Bu ismini bilmediğim zeytine benzeyen bitkiyi tekrardan diplerine ektim. Rotalaları da budadım ve bu SP Japan hidrokotili de budadım. Onu da çok az budadım yani, daha doğrusu. Hala var. Yani paket hala çıkar. Budadığım rotalaları da buraya ektim. Ondan sonracığıma hidrokotilleri de buraya ektim. Bakalım ne olacak. Sizlerle paylaşmak istedim bu şeyi.
Tetracıklar bizden her ne kadar mikro kurt versek de yem bekliyorlar. Haklı olarak şöyle yapacağım. Hemen sizin karşınızda. Hop. Yani zaten bir gün yem yememiş oldular. Şehir dışına gidip geldik diye. Bol bol yemlerini yesinler. Bu arada betalarımız iyi çok şükür. Onlara da mikro kurt verdim. Yavrucuk nerede? O da burada. Öteki de burada. Oh, tombul tombul olmuşlar. Dişi betamız burada, ortalığı yıkıyor. Erkek de burada. Onlara da mikro kurt verdim. Buradaki yavruları gördüm, var. Bir 9-10 tane var kardeşler. Onları bu şişelere almayı düşünüyorum. Yani orayı açıp erkekle dişiyi tekrar üretime koyabilmek için, ama bilmiyorum, daha kararsızım. Şu anda son durumlar böyle. Yeni haftada herkese başarılar diliyorum. Derslerinde, çalışanların işlerinde, kazançlarında başarılar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. İnşallah hepimizin mutlu olacağı günler diliyorum. Durumlar böyle kardeşler. Şimdilik hoşça kalın. Burada da bir sorun yok. Bunu da göstereyim son olarak. Ha, bu arada iyi hatırladık ya. Unutuyorum ya. Yoğunluk giriyor araya. İşte beni de anlayın. Kusura bakmayın yani. Ben de sizlerden birisiyim kardeşler. Elimden geldiğince kendimi bu yola adadım. Bu çıktığımız aile olma yoluna. Zaten boştayım. En azından bunu iyi yapalım. Yusuf Erbay, Enbiya Sarıbıyık, Tayfun Veys kardeşlerime buradan selamlar, sevgiler. Ayrıca hepinize selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere diyorum kardeşlerim. Ay sonunu bekliyorum. Çok sıkıntılı bir bekleyiş. Euro 5 almak için. Bakalım geçecek mi bu günler? Vallahi askerlik gibi bekliyoruz. Durum bu. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.